Herhalde uçağın gövdesindeki bir deliğin büyük bir kargaşa yarattığı Hollywood filmlerini seyretmişsinizdir. Yiyecek tepsileri ve bavullar uçuşur, emniyet kemerleri yolcuları yerlerinde tutamaz. Neyse ki gerçek hayatta uçağın gövdesindeki küçük bir hasar böyle dramatik sonuçlara neden olmaz. Ama uçağın yan tarafında büyük bir açıklık oluşur. Peki size bir pilotun tavanının çoğu tamamen parçalanmışken bir uçağı indirmeyi başardığını söylesem bana inanır mıydınız? Kemerlerinizi bağlayın. 28 Nisan 1988'de saat öğleden sonra 1.25'te Aloha Airlines'a ait 19 yıllık bir Boeing 737 Hilo Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı ve Honolulu'ya doğru yola koyuldu. Uçağa Hawaii Krallığı'nın son hükümdarı olan Kraliçe Liliuokalani'nin adı verilmişti. O gün uçağın Honolulu'dan Hilo, Maui ve Kauai'ye 3 kısa uçuşu olmuştu. Yolculukların hepsi sıradan ve olaysız geçmişti. Hava sakindi ve hiçbir sorun çıkmazmış gibi görünüyordu. Kaptan, 44 yaşındaki Boeing 737 ile 6700 uçuş saati olan deneyimli pilot Robert Shorenstamer'dı. Yardımcı kaptana gelince, aynı Boeing tipinde 3500 saatten fazla uçmuş 36 yaşındaki pilot Madeline Tompkins'ti. Sabah erken saatlerde henüz Honolulu'dayken yardımcı kaptan kurallara uygun bir şekilde uçuş öncesi denetimleri yürüttü ve uçağın uçuşa hazır olduğunu anons etti. Sabah 11'de uçak Honolulu'dan ayrıldı ve Maui'ye gitti ve sonra da Hilo'ya geçti. Uçak bu istasyona vardıktan sonra pilotlar kokpitten ayrılmadı ya da uçağı dışarıdan teftiş etmedi. Ne de olsa bu elzem değildi, yapmaları gerekmiyordu. Tarifeye göre uçak rutin gidiş gelişin son ayağını öğleden sonra saat 1.25'te başlattı. Uçakta 95 kişi vardı. 89 yolcu, 2 pilot, 3 kabin memuru ve kokpitte gözlemci koltuğunda oturan bir Federal Havacılık İdaresi trafik kontrolörü. Normal bir şekilde havalanıp yükseldikten sonra uçak her zamanki uçuş yüksekliği olan 24.000 feet'e ulaştı. Daha sonra saat 1.48 civarında Kahului, Maui'ye 42 kilometre uzaklıkta beklenmeyen bir şey oldu. Kokpittekiler yüksek bir vınlama sesi duydu ve saniyeler sonra rüzgarın şiddetli gürültüsünün takip ettiği bir çatırtı duyuldu. Anlaşılan sol tarafta tavanın küçük bir kısmı ayrılmış, bu da uçağın infilaklı basınç kaybına uğramasına yol açmıştı. Fakat en kötüsü basınç kaybının uçağın tavanının büyük bir kısmının tamamen ayrılmasına sebep olmasıydı. Eksilen parçanın uzunluğu 6 metreydi ve bu hava taşıtını kokpitin arkasından ön kanat bölgesine kadar örten dış kaplamaydı. En başta pilotlar ne olduğunun farkına varamadılar. O sırada uçağın kontrolünü elinde bulunduran yardımcı kaptan başının aniden geriye doğru çekildiğini hissetti. Kopmuş parçaları ve kokpitin etrafında karma karışık bir şekilde uçuşan yalıtım malzemelerini fark etti. Kaptan başını çevirdiğinde kokpit kapısının olmadığını gördü ve First Class tavanı yerine masmavi gökyüzüne bakıyordu. Uçak bir taraftan diğer tarafa savrulmaya başladı ve kontrol edilmesi gittikçe zorlaşıyordu. Kokpitteki herkes hemen oksijen maskelerini taktı ve kaptan uçağı devraldı. Hız frenlerini faaliyete soktu ve en yakın havaalanı olan Maui Adası'na doğru acil iniş işlemlerine başladı. Neyse ki tüm yolcular kazanın olduğu anda koltuklarındaydı ve kemer ışığı hala yandığı için herkesin kemerleri bağlıydı. Ama 3 uçuş görevlisi de uçağın koridorunda duruyordu. Uçağın ön kısmına en yakın olanı tavandaki delikten dışarı fırlamıştı. Diğer ikisi şiddetli bir sarsıntıyla yere düşmüştü. Fakat biri başını çok sert bir şekilde çarparak bilincini kaybederken diğeri yolculara yardım etmeye ve onları sakinleştirmeye çalışarak koridor boyunca sürünmeye başladı. O esnada pilotlar hava trafik kontrolle bağlantı kurmaya çalışıyor ve acil durum sinyali veriyordu. Bu da yetmezmiş gibi birbirlerini duyamıyorlar ve iletişim kurmak için el kol hareketlerini kullanıyorlardı. Telsizlerinin çalışıp çalışmadığını ve mesajlarını iletmeyi başarıp başaramadıklarını da bilmiyorlardı. Uçuş kontrolleri yavaş ve gevşekti ve kaptan da uçağı kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Bu sırada yardımcı kaptan iletişim kurmaya uğraşıyor ve kaptana yardımcı olmaya çalışıyordu. Anlaşılan o ki trafik kontrol uçak 14.000 feet irtifaya alçalana kadar mürettebatın mesajlarını almamıştı. Ancak ondan sonra sinyal ulaştı ve Maui Kulesi mecburi iniş için acil durum hazırlıklarına başladı.
Fakat sorun şuydu ki o zamanlar acil durum söz konusu olduğunda havalimanı kontrol kulesi de herkes gibi 911'i aramak zorundaydı. Bir de üstüne üstlük kontrolör yolcuların ve mürettebat üyelerinin tıbbi yardıma ihtiyacı olabileceğini duyamadı. Ne de olsa mürettebat sadece ani basınç kaybını anons etmişti. Bu da durumun ne kadar ciddi olduğunu belli etmiyordu. Bu arada uçak çoktan deniz seviyesinden 10 bin fit yüksekliğe inmişti. Kaptan oksijen maskesini çıkardı ve hız frenlerini geri çekti. Uçak Kahului Havalimanı'ndaki 2 numaralı piste doğru ilerliyordu. Kaptanın emrine uyan ikinci kaptan iniş takımlarını indirdi ama gösterge ışığı yanmadı. Bu demekti ki ya gösterge ışığı bozulmuştu ya da burun iniş takımıyla ilgili ciddi problemler vardı. Ne var ki tek problem bu değildi. Uçak piste yaklaşırken sol motor durdu ve uçak sallanıp sarsılmaya başladı. Kaptan motoru tekrar çalıştırmayı denedi ama başaramadı. Yine de saat 1.58'de acil durum oluşmasından sadece 10 dakika sonra ve kalkıştan 35 dakika sonra Aloha Airlines 243 sefer sayılı uçak Kahului Havalimanı'nın pistine inmeyi başardı. Bütünlüğü büyük oranda bozulmuş bir uçağa indirmek eşi benzeri görülmemiş bir marifetti. Mürettebat uçağı durdurmak için hala çalışan ikinci motorun ters tepkisini kullanmıştı. Uçak durur durmaz tahliye başladı. 65 kişi yaralanmış olsa da uçaktan dışarı uçan kabin görevlisi dışında uçaktaki herkes hayattaydı. Çoğu kişi uçan döküntüler ve uçak gövdesinin dağılan parçaları yüzünden yara almıştı. Maalesef yerdekiler durumun vahametini bilmediği için yaralıları bekleyen ambulanslar yoktu. İlk ambulans uçak indikten 7 dakika sonra ulaştı. Adada sadece 2 ambulans vardı. Dolayısıyla bütün yolculara yetişemedi. O yüzden yolcuları hastaneye Akamai Tours'a ait birkaç tane 15 kişilik tur minibüsüyle taşımak zorunda kaldılar. Neyse ki iki Akamai şoförü paramedikti ve yaralılara piste yardım etmeye başladılar. Bu zaman zarfında 5 kilometre ötedeki hastaneye havalimanı büro personelinin yanı sıra teknisyenler de minibüsleri götürdü. Şans eseri sadece 8 ağır yaralı vardı ve hepsi daha sonra iyileşti. Uçağa gelince tamir edilemeyecek kadar hasar almıştı ve daha sonra havalimanında parçalara ayrıldı. Tavanın eksik kısmı ardında iz bırakmadan kaybolmuştu. Peki böyle feci bir kazaya ne sebep olabilirdi? Sorun hava taşıtının yaşı değildi. Neticede 19 yaş çok eski sayılmazdı. Kaza olmadan önce çok fazla uçuş saati de yapmamıştı. Ama uçağın yaptığı 35.500 uçuş saatinin içinde uçuş döngüsü denilen 89.680 kalkış ve iniş de vardı. Bu sayının böyle yüksek olmasının nedeni uçağın çoğunlukla adalar arasında kısa iç hat uçuşları yapmasıydı. Bu sayı uçağın tasarlandığı uçuş döngüsü sayısından 2 kat fazlaydı. Ayrıca uçak tuzlu ve nemli bir ortamda seyahat etmişti. Bu da yıpranma ve aşınmayı arttırmıştı. Şaşırtıcıdır ki kazanın ardından yapılan bir röportajda yolcu Gail Yamamoto uçağa binerken uçağın gövdesinde bir çatlak olduğunu fark ettiğini hatırladı. Ne yazık ki bu hasarı gören sadece oydu ve o bunun mürettebatı bilgilendirecek kadar önemli olduğunu düşünmemişti. Havada meydana gelen başka sıra dışı kazalar duydunuz mu? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize anlatın. Beğen düğmesine tıklamayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayarak Olumlu Bak Dünyası'na katılmayı unutmayın.